Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kırıkkale Milletvekili Sayın Ramazan Can. Buyurun Sayın Can. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Madımak Oteli'nde maalesef 37 vatandaşımız hunharca katledilmiştir. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletiyorum. Öncelikle şu hususu vurgulamalıyız. İnsanlarımızın vahşice katledilmesi büyük bir zulümdür. Alçakça bir gaddarlıktır. Yaşam hakkı, dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun herkes için kutsaldır. Mazlumun veya zalimin aidiyeti üzerinden yapılan her türlü okuma, yani haksızlıklara kapı açar. Yeni haksızlıklara kapı açar. Biz kim olursa olsun zalime karşı olmalıyız. Masum insanların siyasi tezgahlarla tehdit ve tehlike olarak gösterilmesinin veya adil olmayan yargılamalarla haksızlığa uğramasını da eleştirmeliyiz. Belki de adalete yönelik güvenin oluşmamasının sebebi gerçek faillerin bulunduğuna ve cezalandırılığa dair kanaatın oluşmamasıdır. Maalesef olayı tertipleyenler, tezgahlayanlar, provoke edenler ortaya çıkarılamamıştır. Siyaset mühendisliğine soyunarak Alevi-Sünni çatışmasını oluşturmak veya irtica tehlikesi varmış gibi göstermek isteyen odaklar ve çeteler maalesef deşifre edilememiştir. Bütün bunlar, bu olaylar, bu provokasyonlar ülkemizin birlik beraberliğine, kardeşliğine, milletin huzur ve bekasına yönelik hareketlerdir. Belki hukuksuzluk, belki zeminde kaos ortamı oluşturmak siyaseten hesap edenlerin amaçlarına ulaşmaya neden olabilir. Ama asla bizim birlik ve beraberliğimizi pekiştirmez. Alevi ve Sünni çatışmasına kastedenler buradan iktidarı devirmeye yönelik veyahut da herhangi bir siyaset hesabı yapmak kara leke olarak siyasi tarihimize geçtiği gibi insanlık tarihine de siyasi bir kara leke olarak geçmiştir. 37 vatandaşımız o dönem itibariyle Başbağlar hadisesi, Cem Ersever'in öldürülmesi, Bingöl'de 33 şehidimiz, bütün bunları değerlendirdiğimizde bir tapın yapılar bir hesap peşinde. Bu hesaba da maalesef Sivas'ı alet etmişlerdir. Sivas 1000 yıllık kadim bir şehir. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüsüyle, Çerkeziyle hep beraber birlik ve barış içerisinde yaşamaktadırlar. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Ama birileri buradan bir kaotik ortam oluşturarak Sünni-Alevi çatışmasını körükleyerek, buna zemin hazırlayarak belki de olmayan bir şekilde irtica harekete geçti diyerek burada İslam'ın üzerinde de bir leke oluşturmaya gayret edenler birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimizde hukuk ne söyleyecekler? Toparlayın Sayın Milletvekili. Vereceğizdir diye düşünüyorum. Evet, oradaki şehit, oradaki 37 vatandaşımızın anısını yaşatma adına bilim merkezi kurulmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Sivas'ı, Madımak'ı asla unutmamalıyız. Unutmamalıyız ki siyaset içerisinde meşru yollar varken illegal yapılarla işbirliğine hareket eden, memleketimizin birliğine kastedenlere asla prim vermememiz gerektiğini düşünüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili bir komisyon kurulmuştur. Devlet Denetleme Kurulu bu konuyla ilgili bir rapor vermiştir. Zaman aşımıyla ilgili 2005 yılında hep beraber çıkarmış olduğumuz yasayla bunların inşallah zaman aşımına uğramalarının önü kesilmiştir diye düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunun takdirine grup önerisini sunuyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Grup Başkanı. Dikkatle dinledik. Konuşmasının bir kısmında duymamız gereken şeyleri söyledi ama bir kısmında gerçekten bir katliamı ve böylesine bir insanlığa karşı işlenmiş suçu bağlamından kopararak ve bir komplo teorisine bağlayarak bambaşka bir şekle soktu. Ve yaptığı alıntılar hatibimizin kürsüde yaptığı konuşmaya cevaben olduğu için aslında cevaba muhtaç. Ama siz de uygun görürseniz
İş düzük 60'a göre hatibimiz yerinden bu konuya bir açıklık. Buyurun Sayın Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii o olaylara uzaktan dahi baksanız oranın Sivas'ta yaşananların gerici bir kalkışma olduğunu, bir irtica girişimi olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Orada saldırganlar herkes anımsayacaktır. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak diye naralar atmışlardır ve oradaki insanları bu nedenle katletmişlerdir. Orada fikir özgürlüğü, aydınlanma cezalandırılmak istenmiştir. Orada Türkiye'ye kara bir gömlek giydirilmeye çalışılmıştır. Bu irticanın ta kendisidir. Bugün böyle bir katliamı ağzı dolu dolu lanetlemek varken bunun üzerinden tekrar yeni bir siyaset inşa etme girişimini kınıyorum, saygılar sunuyorum. İlgili bir şey söylemedi, siz zaten kınadınız yani. Buyur. Ben 37 vatandaşımızın katledildiğinden bahsettim. Acılarını paylaştığımızdan bahsettim. Ama burada bir siyasi komplo, siyaset mühendisinden bahsettim. Alevi Sünni kardeşlerimizin arasına nifak tohumları ekilmesinden bahsettim. Bu nasıl yapılacaktı? Tabii ki irtica denecekti. Öbür tarafta Alevi Sünni kardeşliği maalesef pekiştirmek gerekirken aleyhe konuşmalar yapılacaktı. Zaten provokasyonun amacı budur. Bu provokasyonu da zaten herkes görmüştür. Önlemler alınmamıştır zamanında. Bunları hep beraber burada paylaşıyoruz. Benim konuşmam bağlamında çıkarılmasın lütfen. Teşekkür ediyorum. Önerimi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir.